85 ülke ve Türkiye'den en yapan değerli pamuk koleksiyonları. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul Expo Fuarı'nda ve bugün 50'ye yakın temsilci firma var burada. Ertekin Fuarı'nda. Tabii Uşak'tan ve Bursa'da firmalar var. Türkiye'nin dört bir yanından. Ve yanımızda da yine temsilci kökenli bir marka avukatı. Sayın Avukat Asiye Gölgesiz var. Marka hukuku konusunda uzman, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde marka avukatı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler abi. Biliyorsunuz çıktık yollara. Nerede İstanbul'dayız. Nerede sıcak bir ortamda. Biraz sonra değerli izleyenler bu bulunduğumuz ortamı da sizlere tanıtacağız. Bu ortamı hazırlayan Anadolu'dan bugüne tekstili inceleyen Parman Üniversitesi'nin değerli profesörleri, öğretim üyeleri hazırlamış bu standlar. Onlara da teşekkür ediyorum sorumdan. Bize böyle bir mekan hazırlıkla fırsat verdiler. Şimdi tekstili konuşalım sizinle. Avukatlık bir yana ama nasıl yaşadığımız kökenlerimiz burada. Dokumanın merkezi. Kısaca oradan bir başlayalım. Gaziantep. Dokuma deyince artı değer.
TL'de sattığın zaman daha iyi. Bir farklılığı gerekiyor. O anlamda iyi mi seksin yani? Çünkü İstanbul'dan Denizli'ye baktığımızda bir kırık eksik. Bu konuda ne eksik yani? Az önce bahsetmiştim. Marka artı bir değer. Marka olmak için zaten hesapsızca paralar harcamak, büyük emekler, uğraşlar vermek, çok uzun yıllar harcamak gerek. Marka sahip olmak, markayı üretip tanıtıp bir tane getirmek zaten başlı başına bir uzmanlık alanı. Birçok firma bunu gayet iyi başarıyor. Ancak buradan da markalaşma konusunda yeterli olmayan bazı şeyler var. Çünkü dediğim gibi marka bilinci daha tam oluşmadı. Çünkü marka dediğimiz şey bir tasa tekstil alanında çok önemli. Bu hazır düğümden tutun, ev tekstilinden tutun her şeyde. İnsanlar kendilerini artık marka ile ifade ediyorlar. Bir markayı, kullandıkları bir eşyadaki markayı kendilerine ait hissediyorlar. Kendilerini onunla hatta statü kazanmış oluyorlar. O markaya duydukları güveni etrafa yansıtıyorlar. Bu nedenle o markanın sahibi olan bir firmanın ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii onu o şansı ulaşmak için de bir firma tercih edilir de malum. Yıllar geçiyor. Evet. Şimdi biz genelde işte mermerde olsun, tekstilde olsun, bir dışına dokunup verdik. Etiketlerini oradan bastılar. Şimdi ise iş tam tersine başladı. Etiketlerini de Türkiye'de buradan en istedik bastırmaya başladık. Bu güzelliği biraz daha geliştirerek biz her gün buradanla bir ev tekstili düğünle oluşturup düğün tekstilinde başka başına bir konuda önemli bir konuda. Mesela İran'dan Denizli'ye, İzmir'e, İmrikan'da gelen firmaların bu anlamda bir sektörde de uzmanlaştığımız bir dal olmalı. Bakınız, tekstil sektörü zaten çok büyük bir sektör. Tekstilin içinde ev tekstili ayrı bir sektör. Yenilikle ilgili zaten binlerce yıllık tarihi var. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Padişahlarımıza saraya giden yenilikler görmekten buradan da gitti. O zamanlar yapılan bu çalışmalar, o zamanlar ki bu hani başarı değil ben ona. Aslında geliştirilseydi var ya, şu anda buradan dünyanın bir numarasıydı. Yani bütün dünyanın tanıdığı bir şehirde. Türkiye tanınmasa bile buradan tanınmış bir şehir olacaktı. Bu da büyük bir eksikliğimiz, değil mi? Genel yönetimlerinle oradan da kendini taşımakta koyması gerekiyor. Genel yönetimlerin de merkezini destekliyor. Bu yerel yönetim bir noktaya varır sadece. Çünkü bir marka oldunuz ya da bir sektörü ilerlettiniz. Bunun bazı mevzuatlarla da korunması lazım. Çünkü bazı mevzuatlarla da bu ilerlediğiniz sektörün dışa açılmasını sağlanmasını kolaylaştırılması lazım. Bu da ne demektir? Devlet bu konuda etkin olacak demek. Önünü açacak. Önünü açacak demek. Evet. Ve önünü kullanayım. Bu tür polis var. Evet. Kasılarda yani bir öğren yeri var. Buradaki kasılarda her günler böyle tekstille ilgili o öğrenin meyvesiyle ilgili şeyler çıkıyor. Orada da kulüpler var. Bunu da buluşturduğumuz zaman çok tarihi bir kimlik arz ediyor. Milattan önce kadar tarihi olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor. Evet. Böyle bir tarihi var, böyle bir geçmişi var. Böyle bir bilgi birikimi vardır. Böyle bir kültürel birikimi vardır, böyle bir miras vardır. Hatta bana göre artık insanların genlerine geçmiştir. Neye geliştirdiniz? Yani günlük kaygılarla, bir ara işte bunların da esnafının bazıları nedir? Çin malı satmaya başladı. Üzücü olarak duydum. Çok yani üzücü. Bu anlamda biraz daha sabır olup Çin malı satmak yerine bulduğun malını orada antik yazıyorlar tutulan malları satmak daha doğru. İşte bu anlamda bir marka girişimi. Buradan adıyla bir markalar mı? Genel anlamda. Buradan gibi markalar var ama reklama girmesi tık. Evet, markalar var. Buradan markalar var. Bunlar da gerçekten üstün gayret gösteriyorlar.
kamaplı eşitmanlarında yapılıyor. Bir diğer bir marka olabilir. Bir de bir markayı siz bazen pazarlara, diğerlere baskınlara gidiyorsunuz. Neden gidiyorsunuz? Taktik yapıyorlar. Şimdi taktik yapılıyor çünkü az önce de söyledim. Bir markanın oluşması bir firma için o sektörde Ar-Ge departmanından tutun, üretim kalite kontrol departmanından tutun, satış pazarlama ağından, reklam kısmından bütün departmanların ortak organize ve iyi bir stratejiyle çalışması sonucu oluşan, bunun için çok büyük emek, çok büyük para gerektiren bir sektör. Bu marka sektöründe markanı oluşturdun, geliştirdin, tanıttın, ulusal yaptın, uluslararası yaptın. Çok güzel. Şimdi diğer tarafta aynı sektörde yine aynı tür ürünler üreten bir başka firma diyor ki evet bu arkadaşın ürünleri kalite olarak tutuldu, marka olarak tutuldu, tasarımları gayet güzel. Benim de bunu tekrar yapamayacağım, bu işi başından başlayamayacağım böyle. En güzeli diyor, ben işte bunun markasının aynısını alayım, yapayım, piyasaya süreyim. Tabii ki kalite aynı olmasın, standart aynı olmasın. Süreyim, ben de onun tanınmışlığından istifade edeyim. Kendime onun tanınmışlığından, onun ününden bir kazanç sağlayayım diyor. Bunu işte bu ülkede taklit ediyor. Ve zaten bu ülkede birçok şeyleri gitmemesin. Yani sebeplerinden biridir bu taklit zihniyeti. Bu noktada çok önemli bir konuya değiniyoruz. Gerçekten teşekkür ediyorum. Taklit etmek isterse kendimizin var olduğunu, kendimizin varlığını. Yani bunun çıkası ne olursa olsun bir noktaya kadar kendi ürünümüzü, kendi adımızı duyurabilmenin mutluluğunu yaşamak bana göre başkasının markasını taklit ve çok para kazanmanın verdiği mutluluktan daha önemli olmalı. Bunun cezai meclisine taklidi yakaladınız. Bunun cezai meclisi. Ama bunu 36 yılında çıktı. Kararname. Sonra bir isimleri zaten değişiklikleriyle son halinde bir yıla bir yıla kadar hapis ve 5 yıla kadar para cezası diyor yasak. Bir yıla 3 yıla. Bu kadar hapis alt isimli olarak para cezası olarak 5 yıla kadar para cezası diyor. Olmuyor. Bu ceza, evet. Ama sen marka satan, üreten herkes eğer bir konu üretiminden ve satışından dolayı iş yerinde bir tehlike uğramışsa mutlak suretle ceza alıyor. Buradan yetişimlere, gemilere, özelliğiniz nedir? Denizliler, Egeliler, Uzanlılar, bir kere her şeyden şüphelenmiyorlar. Çünkü potansiyel var bizde. Kendi kendilerine, kendi markalarını, kendi adlarını yaşasınlar, yaratsınlar, büyütsünler. Hiç başkasının adına markasını reddetmezler bence. Bu kendileri daha onurlu ve daha mutlu kılacaktır. Ama mutluluğunu bir yaşasınlar. Peki bir markanın oluşması kaç yıl yaratıyor? İnanın o sektörden sektöre değişiyor. Az önce de bir hemşerimizle konuştuk. Hatta sordum net bir şekilde. Siz bu markanın oluşumuna ne kadar para harcadınız? Hesaplayabildiniz mi dedim. Çünkü bu hesaplanamaz. Bana göre hesaplamak çok zor. Yok dedim. Hesaplayamadım. Ama biz hala harcıyoruz. Duydunuz belki. Hala harcıyoruz dedim. Markayı oluşturursunuz, tanıtırsınız, büyütürsünüz, çapında büyütürsünüz, dünyaya tanıtırsınız ama tanıtım bitti. Hadi yok öyle bir şey. Onu bir de kalıcı kılmak lazım. Bu da sürekli harcamayı gerektirir. Ama ülkemizde öyle markalar var ki artık bu markaların sahibi firmalar ne yapıyor? Benim markam kıymetli. Sen bir başka üretici olarak benim markamla üretim yapmak istiyorsan bana lisans kadar ödeyeceksin arkadaşlar. Lisans bedelini alıyor. Yani markasını pazarlıyor. Markasını bastığı ürünü pazarlamak değil bu. Markasını pazarlıyor. Çünkü marka ne bir sınai mülkiyet hakkı. Bir mülktür marka. Bu marka benimse ben kurdum.
ülkesi de elbette ki takdir edilecek. Evet. Şimdi çok ilginç değil mi? Yani yeri geldiğinde bir firma, her bir eve bir peştemal, tamam bir peştemali sokabilse Çin'de insanlarca insan. Bir peştemalle belki milyonlarca lira para verilecek. Bir ilçenin, bir şehrin kaderi değişecek. O anlamda her bazen de farklı bir şey çok önemli. Biz Ar-Ge bazen ya da az üniversitelerle işbirliği yetimli yapamıyoruz. Ama son zamanlarda bu da arttı. Kanıtlar Üniversitesi, Sayın Hüseyin Bağcı'nın da son dönem çalışmaları ilerisinde burada bu anlamda, Denizli bu anlamda biraz daha mesafe kaydedecek. Dilerim daha hızlı bir şekilde mesafe kaydetmeye devam etsin. Çok ihtiyacımız var. Birilerin bunu yapması gerekiyor. Kendilerine bu kadar teşekkür ederim saygı. Bu anlamda medyaya da önemli bir yerler düşüyor. Bu anlamda biz de elimizden verildiğini çalışıyoruz. Ve buradan son kez o emeğiyle geçilen insanlara birkaç cümleyle bu programda kapatalım artık. Kumacılık sektörüne emeği geçen, kumacılıkta marka olmaya çalışan ya da en azından güzel bir üretimle piyasaya çıkmaya çalışan herkesi öncelikle kutluyorum. Ayrıca her bir firma ve her bir şahıs için söylüyorum. Buradan Denizli'li olan herkes zaten bu işten bulunuyor. Kendilerine güvensinler. Çok şey başarabilirler. Buna can gönülden inanıyorum. Yani buradan eğer isterse başaramayacak hiçbir şey yok. Sadece kendilerine güvensinler. Birbirlerine daha bir destek olsunlar. Yani dışarıya bu konuda daha güçlü olsunlar. Bunu öneririm. Bunu isterim. Ve ben her bu kitaplarda, her bu fuarlarda Suzan ve Denizli markalarını görerek mutlu olmak isterim. Bizim için de bir şeyler olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli Pamukkale izleyenlerim, bir Eftekstil fuarında özellikle markayı gündeme getirdim. Çünkü marka çok önemli. Artı değer. Bir markanın etrafında örgütlenirse bir ilçe şarap kalkabilir. Bir markanın etrafında örgütlenirse Türkiye belki milyon dolarları bu anlamda farklılıkları değil, gerçek duyguları ve bizi yansıtan, Anadolu'yu yansıtan ünlerimizden yansıta var olmak